bunu tabii. İhracatta çalıştığımız derilerin hepsi Oğlak derisi olduğu için yurt dışından getiriyoruz. Ağırlıklı Yunanistan'dan alıyoruz. Oğlak derisi tercihimiz. Zaten hayvan büyüyünce keçi oluyor. Onlar bizim üretimimize çok fazla yaramıyor. Yaramadığı için oğlak derisini ham deri olarak buraya getiriyoruz. Tuzlu salam olarak. İşlentisine başlıyoruz. Sonra bitim aşamasına kadar tahminen 3 hafta kadar bir süreli gerekli kimyasal işçilik tabi tutularak nihai ürünümüz haline geliyor. Geçtiğimiz sene içinde 2023'te toplam 100 bin adet karşılığı 400-450 bin ayak civarında bir üretimimiz oldu. Bunu hepsi yurt dışına ihracat olarak gerçekleştirdik. Biz sadece burada deriyi üretiyoruz. Müşterilerimize yurt dışındaki Çin, Avusturya ve diğer ülkelere deri olarak ihracatını yapıyoruz. Onlar da gerek kendi bünyelerinde, gerekse fason olarak Çin'de veya başka ülkelerde dikimini sağlıyorlar. Nihai bitmiş derileri müşterilerimiz değişik sektörlerde eldiven piyasasına dikerek satışını gerçekleştiriyor. Avrupa'daki müşterilerimiz genelde ülkelerin ihalelerine giriyorlar. Fashion tabiri caiz, yani her gün kullanılan bizlerin bildiği eldivenler dışında bir sektör bu. Polisin, askerinin ve itfaiyenin, devletlerin ihalelerine giriyorlar. 3-4 sene bu ihaleleri alıyorlar. Daha ziyade hani bizim bildiğimiz 3-4 parçadan oluşan eldivenler değil bunlar. Daha ziyade 100-150 parçadan dikimi zor eldivenler. Çin'deki müşterimiz de hem spor hem fashion hem de diğer müşterilerin fason üretimini yapıyor. Onlar golf eldiveni, tenis eldiveni, minimum eldivenler. Yani sonuçta bu sektöre girince her yerde eldiven kullanıldığını öğrendik biz. Aslında sadece eldivenin günlük hayatımızda kışın kullanıldığını düşünüyorduk. Ama bahçıvan bile eldiven takıyor veya barbekünün başında duran aşçı bile eldiven takabiliyor. Onun için çok değişik, kapsamlı hastasının büyük olduğu bir sektörmüş. Seyfi Bey, patronumuz Seyfi İmre tarafından bunu öğrendik. Biz de çok şanssız bulunduk. Ben İzmir'de şu anda 70-80 tane ağırlıklı bayanın çalıştığı dikim atölyesi, fason dikim atölyesi, eldiven fason dikim atölyesi açtı. Senesini dolduruyor, her şey oturdu. Bu Türkiye'de bir ilk diye düşünüyoruz. Münferit 2-3 makineyle eldiven dikenler var ama bu direkt biraz önce bahsettiğim itfaiye eldiveni, polis eldiveni ve asker eldiveni üzerinde yoğunlaşıyoruz.